Evet değerli arkadaşlar, Seyit Battal Gazi türbesinin içinde avluda, avlu burası, görüyorsunuz avlunun hemen burada türbe camisi var. Seyit Battal Gazi türbesi de burada. Şimdi türbe caminin içine giriyoruz. Burada bir kitabe var. Kapı girişinin üstünde hemen birbirine geçmeli mermer. Gördüğünüz gibi birbirine geçmeli kemer var. Buradan türbe caminin içine girdik. Burada türbedar odasıymış burası. Şimdi Bayanlar Mescidi. Evet, Bayanlar Mescidi burası. Yani orijinali türbeler odası. Yine bu bölüme girişte mermer bir evet. Türbe caminin içine girdiğimizde türbeler bölümünde ilk türbe Kardeşler Türbesi. Burada iki tane türbe var. Kardeşler Türbesi Seyit Battal Gazi Külliyesi'nin tamir ve onarımında görev almış iki kardeşe aitmiş. Yani öyle sanılıyormuş. Mihailoğlu Ahmet ve Mehmet Bey. Kardeşlerin türbesi orası. Evet. Burası Battal Gazi'nin türbesi. Battal Gazi'nin türbesine girmeden önce burada çilehaneler var. Evet. Burası Bayanlar Mescidi'nin olduğu yer. Türbeler odası. Buradaki çilehanelerin birisi de burası. Evet, yine ilginç bir türbe burada. Bu türbe Kesik Taşlar Türbesi. Kesik Taşlar Seyit Battal Gazi Külliyesi'nin genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkan başsız insan iskeletleri üzerinde üreten türbe yapılmış. Evet. Burada yapılan çalışmalarda başsız insan iskeletleri için yapılan türbe burası. Evet. Burada da cami ve mescit. Dışarıdan taş duvarlar gözükse de içeriden sıvalı kireç. Mermer. Ağaç şeyler ilgi çekici orijinal. Evet, şimdi ana mekan Battal Gazi'nin türbesinin bulunduğu odadayız. En büyük kubbeli bölüm burası. Gördüğünüz gibi
Battal Gazi'nin türbesindeki sandukanın boyu 12 metreymiş. Seyit Battal Gazi Malatya'da doğmuş, Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir alanda İslam dini için savaşmıştır. Mesih Kalesi'nin fethi sırasında şehit olmuştur. Kahramanlıklarını anlatan destanlar yazılmıştır. Evet, Seyit Battal Gazi'nin hemen yanında Eleonora sandukası var. Eleonora, Seyit Battal Gazi'ye aşık olup Müslüman olan Bizans kralının kızı. Seyit Battal Gazi'ye aşık olan Bizans kralının kızı. Hemen sandukanın bulunduğu yerde bir mihrap nişi var. Evet arkadaşlar, sandukanın boyu 12 metre. Ve hemen bu sandukanın yanında Battal Gazi'ye aşık olan Eleonora'nın sandukası var. Eleonora Müslümanlığı seçen, Battal Gazi'ye aşık olunca Müslümanlığı seçen bir Bizans kralı kızı. Efendim. Ya. Tamam. Evet arkadaşlar, Battal Gazi Türbesi'nden hoşça kalın diyorum.